yanda Türkiye'nin farklı illerindeki Avrupa Birliği bilgi merkezleri, diğer yanda Avrupa'nın dört bir tarafındaki Erasmus Plus öğrencileri. Avrupa'dan Anadolu'ya bu hafta önce türbeleri, camileri, İskender kebabı ile öne çıkan Yeşil Bursa'da, ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de. Ovanın yeşili, göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi. Bir zafer anıtıdır burada her isim. Sanki tek bir anda durur, gün, saat, mevsim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu güzel satırlarına ilham kaynağı olan ve adeta zamanın durduğu halis bir Türk şehri diye tanımladığı Bursa'dayız. 1640 yılında bir kuşluk vakti Sarayburnu'ndan yelkenlisine atlayan Evliya Çelebi soluğu burada alır ve uzun uzun camilerini, medreselerini, kervansaraylarını, hanlarını, Karagöz Hacivat'ı, İpek'i ve çok etkilendiği, buraya mahsus bulduğu kahvehanelerini anlatır ve Bursa seyahatnamenin hem ilk durağı hem de Çelebi'nin en gözde şehirlerinden biri olur. Tabii İstanbul'dan önce imparatorluk başkenti olmuş ve aynı zamanda milli mücadelede merkezi bir rol oynamış bir şehir olarak tarihine atıfta bulunacak sayısız özelliği var. Fakat modern Bursa sanayi ve teknolojisiyle Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. Tabii musiki severler için de Zeki Müren'in, Müzeyyen Senar'ın ve Yıldırım Gürses'in de memleketi. Bunu söylemesek eksik kalır elbette. Ama bizim için Bursa, Türkiye'de Avrupa Birliği Bilgi Merkezi bulunan 20 şehirden biri. Onun için şimdi gideceğiz, ev sahibimizle, merkezin koordinatörüyle buluşacağız ve kendisinden dinleyeceğiz. Bursa, Avrupa'yla nasıl bir etkileşim halinde? Hasan Bey, tam açılış tarifine uygun bir buluşma noktası oldu burası. Çünkü Tanpınar'ın dediği gibi Bursa zamanın durduğu şehir. Irgandı Köprüsü, tarihi bir köprü değil mi? Evet Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş tarihi bulduk. Tarihi çarşıda Irgandı Köprüsü'nden başlıyoruz. Burası 1442 yılında inşa edilmiş dünyanın en eski çarşılı köprülerinden birisidir. Burada tarihi kültürel miras canlandırılmaya çalışılmaktadır. Avrupa Birliği'mizin de zaten tarih kültürel miras kapsamında da etkinliklerimizi gerçekleştirdiğimiz yerlerden birisidir burası. Çok güzel, önemli bir nokta hakikaten. Şimdi köprülerden girdik madem, aslında Avrupa Birliği Bilgi Merkezi de Avrupa ve Bursa arasındaki köprü. Şimdi biraz onu anlamak istiyorum. Merkez ne zaman kuruldu, neler yapıyor, kimlerle bir araya geliyor? Bursa Avrupa Birliği Bilgi Merkezimiz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri ağını genişletme kapsamında 1997 yılında yapılan protokolle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulmuştur. O zaman en eski merkezlerden biri olmalı. Evet, en eski merkezlerden birisiyiz. Tüm paydaşlarımız, iş dünyası, STK'larla sürekli irtibat halindeyiz. Avrupa Birliği Bilgi Merkezimize web sitesinden, telefonlarımızdan ve sosyal medyadan kolaylıkla ulaşabiliyor herkes. Bizzat arayarak ve kendileri gelerekten yazılı ve sözlü olaraktan bilgi taleplerinde bulunabiliyorlar. Biz de her türlü kolaylığı sağlayarak kendilerine Avrupa Birliği'nin projeleri hakkında, Avrupa Birliği'nin siyasal, sosyal ve kültürel politikalar hakkında
detaylı bilgilendiriyoruz. Çok güzel. Burada tüm Bursalılardan bahsediyoruz değil mi? İlla evet. Tek bir kesime ait olması merkezden gerekmiyor. Merkezden kırsala kadar vatandaşımıza ulaşıyoruz. Avrupa Birliği'nin politikalarını, projelerini gerek iş dünyasına, gerek STK'lara, gerekse ilköğretim, ortaöğretim öğrencilerimize farkındalık yaratmak için her türlü etkinliklerle ulaşmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Tabii burada hem bilgilendirme fonksiyonu var anladığım kadarıyla. Aynı zamanda bir etkileşim yaratmak, karşılıklı iletişim yaratmak. O yüzden etkinlikler de yapıyorsunuz ki biraz önce söylediğiniz Irgandı Köprüsü evet. Bir etkinlik merkezi sizin için. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği'nin kültürel miras yılı kapsamında tarihi kültürel mirasa sahip meslekleri tanıtmak adına burada da bir etkinlik gerçekleştirdik. Çok güzel. Şimdi tabii ki bu kültürel miras statüsündeki meslekler deyince benim aklıma İpek böcekçiliği geliyor. Çünkü Bursa demek, ipek demek, tekstil demek aynı evet. Zamanda. Evliya Çelebi bile uzun uzun anlatıyor evet. İpek üretimini. Burada görme şansımız olur mu? Burada değil, bundan sonra devam edeceğimiz Umur Bey İpek Böcekçiliği Üretim Merkezi'nde size uygulamalı olarak bunları göstereceğiz. Harika, yani Bursa ile ilgili merak ettiğim her şeyi görebileceğim. Hatta aslında daha önce merak alanıma girmeyenler de. Çünkü ben Bursa'nın çok özelliğini saydım ama aslında birini atlamışım. Bunlardan biri Gurebahane-i Laklaka. Yani leyleklerin tedavi edildiği bir merkez varmış burada. Üstelik ne zaman açılmış? 1800'lü yıllarda Ömer Bey açılmış. Osmanlı tarafından kurulmuş. İlk hayvan hastanesi, dünyadaki ilk hayvan hastanesi. Tarihi çarşı Irgandı Köprüsü'nün bitimindedir. Orayı da göreceğiz. Daha ne isterim Hasan Bey? Tamam. Siz nereye, ben oraya. Evet Ömer Bey, burası Osmanlı'nın ilk ipek üretimi olan fabrikalardan birisi. 1810 yılında kurulmuş. Bursa tabii çok önemli bir nokta ipek yolunda değil mi? Olmaz mı? Çin'den Bursa'ya geliyor. Olmaz mı? Türkiye'de hem ipeğin dokuma, hem üretim merkezlerinden birisi Bursa'dır. Bu kapsamda da biz Avrupa Birliği Bilgi Merkezi olarak geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği Kültürel Miras Yılı kapsamında Koza'dan İpek'e, Bursa Kozahan'dan Avrupa'ya şeklinde temalı bir etkinlik gerçekleştirdik. 3 gün boyunca tarihe tanıklık edecek şekilde kıl çadırlarda direkt üretimi gösteren ve yoğun bir katılımla 15.000 kişi katıldı 3 gün boyunca. İpeğin Koza'dan nasıl üretildiğini bizzat kendileri canlı olarak gördüler, yaşadılar. Çok güzel bir etkinlik oldu. Tanpınar'ın deyimiyle tarihin durduğu mekanlarda sohbet ediyoruz ama görüyorum ki Avrupa Birliği Bilgi Merkezi zamanın durduğu mekanlardan biri değil. Siz durmuyorsunuz, etkinlikler yapıyorsunuz. İşte bir tanesini burada gerçekleştirmişsiniz. Bunun dışında ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Kimlerle bir araya gelmeyi hedefliyorsunuz? Her kesimle bir araya geliyoruz. Gerek lise ve ortaöğretim öğrencilerine, gerek STK'lara, gerek iş dünyasına her kesime hitap edebiliyoruz. Her kesime ulaşabiliyoruz. Bu noktada sadece kültürel miras olarak geçmişten günümüze olan işleri canlandırmıyoruz. Aynı zamanda inovatif işler de yapıyoruz. Bilim Karavanı Bursa'da diye bir etkinliğimiz oldu. Burada ilköğretim öğrencilerine kendin yap, tasarla, öğren şeklinde prototip uygulamalar yaptık. Bunu da şehrin dört bir yanında 500 öğrenciyle gerçekleştirdik. Peki gençlere yönelik neler yapıyorsunuz? Gençlere yönelik Uludağ Üniversitesi ile birlikte Erasmus kapsamında Erasmus Plus Değişen Dünyada Hayatlar şeklinde gençlere yönelik girişimcilik noktasında da etkinlikler yapıyoruz. Onlara da sempozyum ve seminerlerle, tematik etkinliklerle farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Erasmus Plus'a ilgi yüksektir Bursa'dan diye düşünüyorum değil mi? Ciddi anlamda katkı var. Yüksek bir katkı var. Gençler sizin için önemli bir hedef kitle tabii ki. Peki kadınlar için özel etkinlikleriniz oldu mu? Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de kadına karşı şiddete hayır konulu tematik etkinlikler ve sempozyum seminerler düzenledik. Ciddi bir anlamda ses getirdi. Kadınlara yönelik ayrıca Değişen Dünyada Kadınlar konulu Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile sempozyum düzenledik.
Ayrıca kırsal kesimdeki kadınlara yönelik Avrupa Birliği projelerinden nasıl istifade edecekleri noktasında etkinlikler gerçekleştirdik. Bursalılarla Avrupa Birliği Bilgi Merkezi iletişimi çok kuvvetli, etkileşim çok sağlam. Ama etkinlikler vasıtasıyla, ama sizin ofisinizdeki hizmetleriniz vasıtasıyla biz Türkiye'deki genel durumu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi Christian Berger'e soralım. Şehirlerimizdeki bilgi merkezlerine ilgi nasıl, katılım nasıl ve merkez onlarla ne şekilde bir araya geliyor? Çok farklı etkinliklerimiz var. İnsanlar bu etkinlikleri çok seviyorlar. Zaten hepsi ücretsiz oluyor, insanlar da zevkle geliyor. Ve etkinlik ne olursa olsun, insanlar hem bilgileniyorlar hem güzel bir iletişim kuruluyor. Bu etkinlikler bir sanat dalında olabiliyor. Müzik olabiliyor, konser olabiliyor ya da bir sergi. Bir süre önce Van'da yaptığımız harika konseri örnek olarak gösterebilirim. Pek çok insan geldi. Herkes çok keyifli bir akşam geçirdi. Konserde bu şehirde tarih boyunca konuşulan dillerin kullanıldığı şarkılar söylendi. İnsanların çok hoşuna gitti. Dediğim gibi çok farklı etkinliklerimiz oluyor. Önemli olan her zaman doğru noktayı, doğru temayı bulabilmemiz. Bunu da bilgi merkezlerimiz başarıyor. İnsanların ne sevdiğini, ne istediğini, neyle ilgilendiğini, neye ihtiyaç duyduğunu biliyorlar. Peki Avrupa Birliği merkez içi etkinlikler dışında Bursa'ya yönelik projeler gerçekleştiriyordur muhakkak. Gerçekleştiriyor. Bursa'da çok büyük katılım var Avrupa Birliği projelerine. Gerek STK'lar olsun, belediyeler olsun, valilik bünyesinde kurulan Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi var valiliğin bünyesinde. Avrupa Birliği projelerinden sonuna kadar istifade etme yönünde çalışmalar yapılıyor. Bunun en başında biz odamız olarak Avrupa Birliği Merkezi Koordinatörlüğü'nde yaptığımız Butekom dediğimiz bir merkezimiz var. Burada da Avrupa Birliği'nden hibe olarak çok ciddi bütçeli bir proje kazandık. Burada geleneksel tarihe tanıklık ediyoruz. İpek üretiminde, iplikçilikte. Orada da tekstilin başka bir boyuta taşınması söz konusu. Böyle kronolojik baktığımızda en son halka orası. Onu da görürüz belki yerinde. Ama gitmeden buradaki iplik üretimini görmek isterim. Mehmet Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bursa tekstilini yüzyıllar boyunca dünya çapında meşhur yapan ipek ve iplik üretimi. Evet. Şu an tam da merkezindeyiz değil mi? Evet. Bursa'nın bizim için ipek soy ismi. Şu an çok geleneksel bir alet var değil mi? Tabii burada? Bu 15 asır önceki sistemin aynısı. Biz buna tepme mancılık diyoruz. Tava, kılavuz göz, makara, vargel sistemi, çarp ve bir tane tepme ayağı olmak üzere bir düzenek sağlıyoruz. Peki su kaynadı mı? Ne zaman başlıyor? Suyumuz kaynadı. İpek böceği şimdi kozamız bu aslında. Bunun içinde bir tırtıl var. Kozayı ören tırtıl. Koza sıcak suyun içine atılır. İşte ondan sonra tabii bunlar... Böyle çekemeyiz yani. Yok gelmez. Böyle olmaz. İçerisinde mutlaka çözülmesi lazım. Sonra işçi yerine bir kevgir alır. Kozaların üstüne bastırmak ve karıştırmak şartıyla kozaların serisini çözer. Bu işlem yaklaşık 4 ile 6 dakika sürer. Her kozanın üzerinde ortalama bir 1500 metre kadar bir ip olur. Bu dünyanın en uzun tek parça el yapıdır. O ipi geri almak istiyorsanız ucunu yakalamanız lazım. Ucunu yakaladıktan sonra sağırsınız. Sonuna kadar sağırsınız. Elindeki süpürge geleneksel adı kamçı süpürgesi. Birazdan yapacağım işlem de kamçı çalma işlemi. Uç bulma süpürgesi aslında. Kozaların üstüne vurmak şartıyla kozaların uçlarını bu şekilde yakalıyoruz. Uçlandırdık. Bakın uçlarını yakaladık. Evet, evet. İpek ilk çıktığında pürüzlü çıkar. İşte pürüzlü bir ip istemeyiz. Pürüzlerin ortadan kaybolması için sağımı biraz daha yaparız. Alttan ana bedenler yakalandıkça normal ipimiz gelmeye başlayacak. Bakın pürüzler evet, kayboldu. Evet işte bu. Sağımı yaptık. Pürüzlerden kayboldu. Şimdi burada kalın bir ip yapalım biraz. Tamam. Çarkımızı çevirmeye başladığımızda, tepme kolunu çalıştırdığında ipeğimiz oluşmaya başlayacaktır. Elinizi verin bana şimdi. Aç parmaklarını.
Parmakların arasından geçen şu an İnanılmaz. İnanılmaz. Şimdi bu kalınlığın içinde 3 tane hava kanalı var yan yana giden de. İnanılmaz bir şey. Varla yok arası ama evet 3 kanal geçiyor içinden. Bir Bursa İpeği olmak kolay değil tabii. Ben bunu hatıra olarak götürürüm. Tamam. Götürürüm çünkü benim yavaştan gitmem lazım. Nereye? Butekom. Butekom. AB destekli bir proje merkezi orası da. Oraya gideyim. Ben artık geleneksel üretimden, üretimin modern safhasını incelemeye gideceğim Mehmet çok Bey müsaadenizle. Çok güzel, ama bu safayı bana bu kadar ayrıntılı ve güzel anlattığınız için çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Biz teşekkür ederiz. Mehmet Bey, biz İpek Böceği üreticilerini ziyaret ettik buraya gelmeden önce. Tabii orası Bursa'da geleneksel tekstil üretiminin kalbi. Yani Türk tekstilinin kalbi Bursa ve onun da beyni Butekom. Evet, Butekom 2008 yılında tekstil sektörünün talepleri üzerine kuruldu. Harika. Tabii bu süre zarfında neler yaptı Butekom? Bir kere sektörün beklentilerine yönelik, Ar-Ge kapasitesini artırmaya yönelik hamleler yaptı. Aşağı yukarı 120 civarı firmayı 84 tane projeyle kamu ve Avrupa Birliği fonlarıyla buluşturdu. Peki burada hangi teknolojilere geçiş yapmış oldu artık? Ülkemizin öncelikli alanlarında diğer bazı kritik sektörler de vardı. Ki bunlardan bir tanesi ileri malzemeler, bir diğeri de nanoteknoloji. Peki bu bahsettiğiniz ileri tekstil ürünlerine son zamanlarda çok konuşulan akıllı giysiler de dahil mi? Akıllı giysiler bizim buradaki projemizin en önemli segmentlerinden bir tanesi. Burada da üretilecek. Tabii burada da üretilecek. Uzaktan veri alabildiğiniz, ısıtma, soğutma gibi fonksiyonları olan, hayati fonksiyonları uzaktan takip edebildiğiniz kumaş ya da tekstilleri üretiyor olacağız. Bu muazzam tesisin açılması için destekler de aldınız değil mi? Evet. Kimlerle beraber çalıştınız? En son aldığımız destek Avrupa Birliği fonlu. Burada aldığımız destek 6 milyon 150 bin euro tutarında. Bursa için kullanacağız bu desteği. Bursa'da 25 firmamızı düşük ve orta teknolojiden yüksek teknoloji ürüne evrilmesini sağlayacağız. Ülkemizde olmayan ileri üretim ekipmanlarını alacağız. Bu ekipmanlarla biz prototip ürün üretme hedefini taşıyoruz. Tabii bunlar ticari boyutlu ürün üretiyorlar. Projenin sonunda 25 firmadan 10 tane patent, yeni ürüne patent taahhütümüz var. Bu zaman içerisinde gelişecek ve onlarca firmamız buradaki altyapıyı kullanarak yeni ürünler geliştirme, bunları patentleme ve uluslararası pazarda satışa sunma fırsatı yakalayacak. Çok güzel. Yani amacımız tüm tekstil dünyası için bir jeneratör. Kesinlikle. Çok sayıda laboratuvar var demiştiniz. Kaç laboratuvar vardı toplam? Bizde tekstilde 6 laboratuvar, kompozit malzemelerde 7 laboratuvar. Şu anda 13 tane kurulu laboratuvarımız var. Çok güzel. Gezebilecek miyiz onları? Gayet tabii. Hadi efendim, gezelim. Buyurun. Butekom, yani Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi'nde ne kadar vakit geçirirseniz yetmez. Ancak zaman hızla ilerliyor ve ev sahibim İskender Kebap yedirme sözünü tutmak için beni bekliyor. Bursa'nın olmazsa olmazlarını sırayla takip ediyoruz. Bursa'nın İskender'siz. Olmazsa olmazları çok meşhur ve çok lezzetli, keyif verici. Ve geldi bile. Vermez bile. Bu da şeyin kutlaması olsun Hasan Bey. Biz tabii Butekom'daydık. Orada Bursa tekstili sınıf atlıyor. Bambaşka bir boyuta geçiyor. Teknik tekstile geçiyor. Çok da etkilendik gerçekten oradaki teknolojiden, know-how'dan. Bu da onun kutlaması olsun. Bu da kutlaması olsun. Olur mu? Bu da yemeksiz olmaz. Bu da yemekte sınıf atlayan bir lezzet olsun.
doğal yaşama, el değmemiş ormanlara gideceğiz. Longoz Ormanları. Longoz Ormanları, Karacabey'de. Harika, o zaman şöyle biraz güç kazanalım, yemeğimizi yiyelim. Sonra da oraya. Tabii, buyurun. İskender Kebab'ın tadı damağımda, ev sahibimle Bursa'nın başka bir köşesini keşfediyorum. Hatırlarsanız Bursa'daki ilk durağımız Irgandı Köprüsü'nün bitiminde rast geldiğimiz Gurabahane-i Laklakhane'ydi. Bu kez de leyleklerin ve kuşların göç yolunda önemi olan bir başka noktada, Uluabat Gölü kıyısındayız. Hasan Bey'le birlikte buradaki Kuş Gözlem Kulesi'nden şöyle bir etrafa bakıyoruz ve manzaranın tadını çıkarıyoruz. Çok yakınımızda Avrupa'daki Leylek Köyleri Ağı'nın temsilcisi Eski Karaağaç Köyü'nün olduğunu da öğreniyorum. Ancak programımız yoğun olduğu için bu cennet köşeden ayrılıp meşhur Karacabey Longozu'na geçiyoruz. Hasan Bey, Bursa'da doğanın sürprizleri beni şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi de Türkiye'nin en büyük longoz ormanlarından birindeyiz, değil mi? El değmemiş diyebiliriz hatta. El değmemiş. Kendi halinde, hayvanlar kendi halinde dolaşabilmekte, birçok endemik bitki bulunmakta. Doğanın bütün renklerini kapsayan bir alandayız. Burası bozulmamış bir yapıya sahip. Avrupa Birliği İklim Değişikliği Eylem Haftası kapsamında da burada etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bizzat yerinde görmek, iklim değişikliklerinin neden olacakları ve neden olmadığı noktalar kapsamında buraları gösteriyoruz. Hasan Bey, teşekkür ederim. Tabii Bursa'nın tarihi zenginliklerine hepimiz aşinayız. Camileri, medreseleri, kervansarayları. Ama doğal zenginliğine ben ilk kez bu kadar şahit oldum sayenizde. Ömer Bey, biz de çok teşekkür ederiz. Avrupa Birliği Bilgi Merkezi olarak biz de burada yaptığımız etkinlikleri sizlere tek tek anlatma, yerinde inceleme fırsatları sunduk. Bizler de çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok sağ olun. Tabii bu demek değil ki tabiat mirasını gezdik gördük diye Bursa'nın tarihi zenginliği biter. Ben buradan şu Panorama Müzesi'ne gideyim diyorum. Madem Bursa bizim kalbimizi fethetti, Bursa nasıl fethedilmiş ona bakalım. Ve geldik Panorama Müzesi'ne. Burası dünyanın en büyük tam panorama müzesi. Ve Bursa'nın bir beylikten imparatorluk başkentine geçişini anlatıyor. Aslında tarihten sadece bir günlük kesit. İki kültür karşılaşıyor. Şehri terk eden Bizans kültürü ve burada doğan Osmanlı medeniyeti. Bir araya geliyorlar. Hiç kan dökülmüyor. İşte kocaman bir çınar, önünde Orhan Bey'in çadırı ve orada şehrin anahtarını teslim eden Bizans'ın ileri gelenleri. Ve bugünkü temamıza uygun olarak gökyüzünü dolduran leylekler. Yani burası geldiğimizden beri üstünde durduğumuz tarih ve tabiat mirasının iliklerinize kadar hissedildiği bir yer. Şimdi burası 2018 yılında açıldığında aslında yılda 350 bin ziyaretçi almayı hedefliyormuş. Fakat şimdiden 800 bin ziyaretçiye kavuşmuş bile. Dolayısıyla Bursa'nın turizmiyle çok büyük katkısı olacağını şimdiden fark ediyoruz. Bursa ile Avrupa arasındaki köprüleri iyice anlayalım derken şehrin tarihinin ve doğasının da tadını çıkardık. Ama en başta demiştim ya, hani musiki severler için Bursa'nın yeri ayrıdır diye. İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün değerli sanatçıları da şimdi ben Avrupa'ya, Berlin'e Erasmus Plus öğrencimizin yanına doğru yol alırken onlar da sanat güneşimiz Bursalı Zeki Müren'in Manolyası'nın kokusunu sizlere getirecek. Thank you.
Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüya. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüya. Bir imparatorluk başkentinden çıktık, başka bir imparatorluk başkentine geldik ve şu gördüğünüz meşhur Brandenburg kapısından Berlin'e girişimizi yaptık. Bu kapıdan kimler gelmiş, kimler geçmiş? 18. yüzyılın başında ilk inşa edildiğinde aslında bu kapı sadece kraliyetin geçiş kapısıymış ve buradan geçip sıra sıra dizilmiş halkı selamlarlarmış. İki Dünya Savaşı'ndan da sapasağlam çıkmış bu kapı ve nihayet 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Almanya'nın birleşmesinin sembolü olmuş. Şimdi bu kapı bizim için aynı zamanda Erasmus Plus'ın geçiş kapısı diyebiliriz. Ona sonra geleceğiz ama önce Berlin'i gezmece ve tadını çıkarmaca. Ağır ağır çıktık bu merdivenleri. Şimdi hızlı hızlı iniyorum. Çünkü Berlin çok güzel. Evet, gezmeye doyamıyorum. Berlin'in eskiyle yeninin, yerelle uluslararasının, batıyla doğunun, tüm bu karmaşanın sonsuz bir harmoni içinde buluştuğu bir şehir. Tevekkeli bu yüzden de günümüzün sanat dünyasının mabetlerinden biri olmuş. E tabii biz buraya sadece Berlin'i gezmeye değil, Erasmus Plus hikayemizi dinlemeye geldik. O yüzden şimdi hiç hızımı kaybetmeden doğruca öğrencimizle buluşmaya gidiyorum. Veda, merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi çok iyiyiz. Harika bir gün, çok güzel bir gün. Berlin'de bir Erasmus Plus öğrencisi. Evet, çok gerisini önemli. Senden dinleyeceğiz. Veda, seni bilmem ama biz Berlin'e girişimizi Brandenburg kapısından yaptık. Şimdi sen Berlin'e Erasmus Plus katılımcısı olarak girişini nasıl yaptın onu bir öğrenmek istiyorum. Nasıl başladı bu macera? Ben geçen yıldan zaten kafama koymuştum Erasmus stajına başvurmayı. Hı. Sonra başvurdum ve süreç olumlu gelişti. Şimdi buradayım. Hangi üniversitede okuyordun? Uludağ Üniversitesi'nde psikoloji. Bölüm. Psikoloji evet, bölümü. Psikoloji. Çok güzel. Peki kendini burada bulma ve Uludağ Üniversitesi Erasmus Plus departmanına başvurma süreci arasında bir şartlar süreci var. Neydi onlar? Evet. İlk olarak bir stajyeri bulmanız gerekiyor. Sonrasında okul başvuruları açtığı zaman başvuruda bulunuyorsunuz. Bunda da İngilizce sınav notunuz ve not ortalamanız alınıyor. Buna göre bir sıralamaya konuluyorsunuz. Peki burada ne yapıyorsun?
Burada bir Türk psikoloğun yanında çalışıyorum ben. Genelde Türk danışanlarla çalışıyor. Vaka tartışmaları yapıyoruz. Bazen görüşmelere katılma fırsatım da oluyor. Çocuk ve ergenlerle çalışıyor. Ben de ailelerle olan görüşmelere katılabiliyorum. Çok güzel. Özel konular oluyor mu? Evet, özel konular oluyor. Tabii ki ana konu göç. Buraya biliyorsunuz yıllardan beri Türk insanlar geliyorlar. Göçün etkileri genelde konularımız arasında oluyor. Peki sen bu stajdan sonra mesleki anlamda ben artık kariyerime bu yönde devam ederim diyor musun? Evet diyorum. Gerçekten çok beğendim buradaki çalışmalarını. Özellikle çok kültürlü insanlarla çalışmak çok güzel bence. Peki bu çok kültürlü ortamda mesleki gelişim fırsatı ilk kez mi yoksa daha önce Erasmus tecrüben oldu mu? Daha önce Erasmus tecrübem oldu. Öyle Erasmus mi? Nerede? Öğrenim hareketine katılmıştım. Yani Torino'da, İtalya'da. İtalya'da. Daha önce öğrenci olarak geldin, şimdi stajyer olarak geldin. Evet, evet. Çok güzel. Peki mesleki gelişim anlamında sana sağladığı katkılar gerçekten fark etmemek mümkün değil. Onun dışında bir Erasmus Plus katılımcısı olmak sana neler kattı? Şöyle, ben artık dünyaya çok farklı açılardan bakabiliyorum. Çünkü burada bir sürü arkadaşım oluyor ya da Torino'da da öyleydi. Çok fazla yabancı arkadaşlarım oldu. Onlarla yemek, içmek, vakit geçirmek ya da yolda herhangi biriyle farklı bir deneyimde bulunmak da insanı dünyaya artık farklı açılardan bakmasını sağlıyor. Bu açıdan çok güzel. Peki yerinde gidip görme şansımız var mı staj yaptığın merkezi? Evet, görebiliriz. Ben şöyle uzaktan izlerim sizi. Peki. Hadi bakalım. Ben Rüveyda'yı kıskandım biraz. Çok güzel merkeziniz, çok güzel mahalle, çok güzel. Peki bu merkez kimleri hedefliyor özellikle bu terapi merkezi? Evet. Yani biz Türkiye kökenli uzmanlar olarak burada azınlıktayız. Kapasitemizin çoğunu kendi insanlarımıza ayırıyoruz. Çünkü Alman vatandaşların gideceği birçok yerler var, başvurabilecekleri. Bizim insanlarımız iyi Almanca konuşsa da bize gelmek istiyorlar. Diyorlar ki biz kişisel ve ailevi sorunlarımızı, kültürel sorunlarımızı kendi dilimizi daha iyi dile getirebiliriz. Bizimle Türkçe konuşmak istiyorlar. Rüveyda çok doğru bir yerde o zaman. Genç meslektaşınız diyebiliriz ona, geleceğin psikolog adayı. Peki siz Rüveyda'nın buradaki katılımından memnun musunuz? Evet, çok. Yani ilk başta bir kere Türkiye'nin sıcaklığını getirdi. O sıcaklığın yanında genç meslektaşım olarak tabii konularımızı tartışmak çok iyi geliyor bana. Bizim genç arkadaşlarla kontakta kalmamız lazım ki fit kalalım. Evet. Ondan sonra ve taze konularla uğraşalım. Yoksa çok kururuz. Biz meslekle kurmak da iyi değil. Ne kadar güzel bir şey söylediniz. Ya. Aslında bu Erasmus Plus'ın ruhuna da çok uygun. Çünkü öğrenmenin yaşı yok, sınırı yok. Aynen. Ve herkes için geçerli bu. Aynen. Karşılıklı güzel paslaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok, çok ya, sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi güzel bir yere yolcuyum. Kreuzberg'e gidiyorum. Okay. Buradaki güzel terapik ortamdan başka bir terapik ortama gidiyorum müsaadenizle. Teşekkür ederim. Evet. Geldik Kreuzberg'e. Gerçekten de Allah Allah biz Almanya'da değil miydik ya dedirtecek kadar Türkçenin çınladığı ve Türk kültürünün hissedildiği bir mahalle burası. Fakat son yıllarda aynı zamanda sanatçılar, ressamlar, antika meraklıları, tasarımcılar ve aktivistler için de vazgeçilmez bir durak olmuş Berlin'de. Tek tek gezeceğiz, sokakları arşınlayacağız ama arada güzel şöyle taze demlenmiş bir çay bulursam da hayır demem tabii ki. Duvarları kaldırmak, sınırları ve sınırlarını aşmak ve kendini yenilemek. Bursa'nın da
Berlin'in de ev sahipliğini yaptıkları ve bizim de tanıklık ettiğimiz hikayelerinin de özü biraz da bu galiba. Bu durumda gönül rahatlığıyla diyebiliriz ki ya ya wunderbar.